Evet, şimdi açıklamalar böyle geldi. Sayın Perinçek'in açıklaması ekranlarınıza yansıdı ve özellikle bakın Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıyla ilgili peki nasıl bir açıklama yaptı ya da yaptı mı bir açıklama, ona bir bakalım. ABD'den nasıl görünüyor bu saldırı? Şimdi Hasan Nasrallah'ın şehit olduğu saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı olduğu konuşuluyor sayın seyirciler. ABD Başkanı Joe Biden saldırıdan haberi olmadığını savunuyor, ancak İsrail'li komutan ABD ile sürekli temas halinde olduklarını açıkladı. Bu da Biden'ın yalan söylediğini ortaya koyuyor. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 10 bombayla düzenlediği saldırıda ABD'nin rolü olduğu bildirildi. Saldırı ABD'nin verdiği F-35 uçaklarıyla düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in eyleminde hiçbir bilgi ve dahlimiz yok açıklaması yaptı. Pentagon'da İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarından haberlerinin olmadığını savundu. Ancak İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, ABD ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Lübnan'ı hedef alan siber terör saldırılarında sessiz kalan ve İsrail'e desteğini sürdüreceğini açıklayan Amerika, Nasrallah'ın şehit olduğu son saldırılardan sonra da tavrını değiştirmedi. Biden, ABD Savunma Bakanlığı'na ordunun Batı Asya'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Pentagon'a caydırıcılığı arttırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm hedeflerini desteklemek için bölgedeki kuvvetlerin gerektiğinde duruşunu değerlendirme ve ayarlama talimatı verildi. Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı şehit eden İsrail F-35'lerinin Güney Kıbrıs'taki Larnaka üssünden kalktığı değerlendiriliyor.